Saadet Partisi'nden çok ilginç davullu seçim çalışması. 31 Mart seçimi çalışmalarının son haftasında Saadet Partisi çok ilginç seçim çalışmasına imza attı. Saadet Partisi Kütahya'da davullu yürüyüş yaparak seçmene HDP ve diğer partilerle ittifak yapmadan seçimlere kendi belediye başkan adayları ile seçime girdiklerini, Saadet Partisi HDP ile ittifak yaparak yerel seçimlere gireceğinin Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin iftirası, yalanı olduğunu, özellikle AK Parti'nin Saadet Partisi'nden korktuğu ve oy kaybı yaşadığı için böyle propaganda çalışması yaptığını davullu yürüyüşle seçmene anlattı. Haberi beğenirseniz paylaşınız. Oyunu Saadet Partisi Türkiye genelinde seçime tek başına giren tek partidir. 17 yıl boyunca Türkiye çapında 15 yıldır Kütahya'da hikayelerle, sazlarla, sözlerle geçirdiniz. Yeter artık. Düşün şu insanların yakasından. İnsanları şer ittifakı ilan etmekten, kamplaştırmaktan bırakın artık bu hikayeleri. Duyduk duymadık demeyin. Saadet Partisi Türkiye genelinde her seçim noktasında seçime tek başına giren tek partidir. İnsanlar diyor ki bizim derdimiz var, bizimle ilgilenin diyor. Bunlar diyorlar ki hayır, şer, şer, şer. Hayır, bizim insanımız ne şer, ne illet, ne ziller. Biz diyoruz ki kardeşlik kazansın, Kütahya'da çalışalım. Duyduk, duymadık seni. Saadet Partisi Türkiye genelinde tek başına seçime giriyor. Bunlar diyorlar ki hayır, biz tiyatro oynamaya devam edeceğiz. Kaybediyorlar, kaybedildiğinde yine tiyatro oynamaya çalışıyorlar. Önlerine anketler alıyorlar, bakıyorlar ki insanlar kendilerine oy vermeyecekler. Bağırdıkça bağırıyorlar, insanlara hakaret ettikçe ediyorlar. Hayır, sizler kaybedeceksiniz, sizler gideceksiniz. Bu zorlarda yaşayan insanlar kazanacak, kardeşlik kazanacak, kardeşlik kazanacak. Bizleri idare edecek olan ve 5 sene şu şehre hükmedecek olan başta belediye başkanı olmak üzere belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini ve muhtarları seçeceğiz. Bunu seçerken aman ha en büyük zaafımız olan şu algı operasyonuna kapılmadan kimsenin uçuk proje diye takdim ettiği yalanları aldırmadan geçmişte 10 sene denediğiniz milli görüşü tekrar denemek için başka bir sebep yok, başka bir delil yok. Kütahya'mıza iyilik yapmak her insan, yapmak isteyen her insan buyursun saflarımıza. 10 senenin sonunda bugün yine 15 sene sonra halkımızın karşısında yine o 10 senenin hesabını veriyoruz. Allah'a şükürler olsun. 15 sene şu memleketi idare edenler halkın karşısına çıkamıyorlar. Bu ne demektir? Bu 15 sene bu memlekete hizmet verememek demektir. Siz bunu sandıkta mutlaka Kütahya için değerlendirin. Parti baskısından kurtulun. Yalan yanlış bütün algılardan kurtulun. Şehrimizi hep beraber göç olmaktan, ahlaki değerleri düşürmekten, uyuşturucu kullananların sayısını artırmaktan hep beraber kurtaralım. O günler hepimize hayırlı olsun. Şimdiden saadeti sizlere müjdeliyorum. Bu zafer Kütahya'nın olacak. Bu zafer Kütahya'nın milli görüşü nasıl sahiplendiğini gösterecek. Milli görüş temsilcisi olan arkadaşlarımız da belediye başkanı adayımız Ömer Faruk Bey'den itibaren bütün belediye meclis üyelerimiz sizlere hizmet etmekten gurur duyacak. Siz sonra onları Allah razı olsun diyeceksiniz. Zaten başka bir beklentimiz yok.